Öteki dünyaya açılan kapı. Cerveteri ve Tarkunya'daki Etrusk nekropolleri. Etrüskler, Roma İmparatorluğu'nun yükselişinden önceki dönemde, milattan önce 8. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar İtalya Yarımadası'nda iyi durumda yaşamışlardı. Etrüsklerin mezar kalıntıları Cerveteri ve Tarkunya'da bulunmuştur. Bu mezarların en çarpıcı özelliği duvarlarında ve iç yüzeylerinde barındırdıkları muazzam duvar resimleridir. Bu lahitte bulunan duvar resmi yaklaşık 2500 yıl öncesine ait bir Etrusk cenaze törenini betimlemektedir. Söz konusu resimde iki çıplak adamın ölen bir kişiye adanmış dini bir törende dövüştüğü görülmektedir. Burada ise tutsak bir adamın yabani bir hayvan tarafından ısırıldığını görüyoruz. Etrüskler adına tören düzenlenen kişinin ruhunun törende kan akıtılarak arka duvarda tasvir edilen kırmızı kapıdan ahiret yaşamına geçebileceğine inanırlardı. Etrüskler Yunanistan ve Kuzey Afrika'ya demir gibi önemli madenler ihraç ederlerdi ve bu yüzden güçlü bir ekonomileri vardı. Cerveteri'deki birçok lahitte günlük yaşamda kullanılan ev eşyaları bulunur. Etrüskler öbür dünyadaki hayatlarının bu dünyadaki yaşamlarına benzer olacağına inanıyorlardı. Bütün aile bireylerinin katıldığı ziyafetler, lahitlerin duvarlarında sık sık betimlenen resimler arasındadır. Eğlencelere hem kadınların hem de erkeklerin katıldığı görülür. Bu durum, Etrüsklerin kadın erkek eşitliğinden yana bir tutum sergilediklerinin göstergesidir. Fakat ne yazık ki Etrüsklerin zenginliği bir süre sonra diğerlerinin tepkisini çekmiştir. Çevre ülkeler Etrüskleri tahrik edip savaşa itmiştir. Romalı komşuları da düşmanca tavırlar takınmışlardır. Etrüskler söz konusu durumla ilgili kaygılarını mezar duvarlarındaki çizimlerle anlatmışlardır. Bu çizimlerde korkutucu şeytanların ve kötü ruhların yer aldığı görülür. Bu dönemde dehşet verici, kanatlı, siyah tenli, kan kırmızısı gözleri ve ağızları olan tasvirler yapılmıştır. Zaman geçtikçe mezar duvarlarında benzer çizimler artmıştır. Şeytan figürleri ahirete geçiş yolu olduğuna inanılan kapının kenarlarında bile kendilerine yer bulmuşlardır. Milattan önce 1. yüzyıla gelindiğinde Etruria tamamen Romalıların kontrolüne geçmiştir. Burada bahsettiğimiz mezarlıklarsa hakkında oldukça az bilgi sahibi olduğumuz Etruria tarihiyle ilgili bize bilgi verebilen tek kaynaktır.